Herkese selamlar, hepinize karşınızdayım. Bugün senle Bundesliga Pots için paket açılımı yapacağız. Bakalım nasıl bir video bizi bekliyor. Adamı en son bu şekilde getirmiştik. Hiç oynamadım abi. Hani en son video çektiğim son günden beri oyuna girmedim. Daha bugün pazar oldu bu arada. Başlıyoruz bakalım. Player pick yaptık 20 tane. Bakalım neler alacağız. Oyunda da zaten 2 gündür herhalde bir sorun varmış. Özellikle dün daha çok sorun olmuş. Hatta bugün hala devam etmekteymiş. Maçta oyundan atıyormuş. Yani birçok oyuncu bayağı win aldığı halde oyundan attığı için hep kaybetmiş. Çok da sıkıntı yaşadı herkes. Oyun hala bunun bir çözüme ulaştığını söylemiyor. Hala diyor ki biz düzelttik ama sorun yaşayanlar varsa bize bildirsin diyor. Yani düzelttiklerine kimse inanmıyor çünkü bu kadar sürede düzelmesi lazımdı. İnsanlar zaten oyundan bıkmışken böyle şeylerin devam etmesi daha da insanları bıktırıyor. Benim oynayan arkadaşlarımın hepsi neredeyse bıraktı. Bir kişi oynuyor. Bir de ben oynuyorum. Bakalım biz ne zaman bırakacağız. Hep birlikte göreceğiz diyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bizde eski keyfimiz yok. Vallahi yalan söylemeyeyim. Yani aldık oyuncuları ama eski keyifle oynamıyoruz artık oyunu. Rutine bindirdik biraz. Bakalım neler alacağız. Umarım güzel şeyler almaya devam ederiz. Güzel bir video olur en azından. Yani öyle boş bir video olmaz diye tahmin ediyorum. Bir şey çıkarsa mutlu oluruz diyoruz. Bundesliga Tots'tan ben geçen gün günlük altın görevlerini yaparken bir tane duplicate gelmişti. O duplicate ile player pick yaptım. Bir tap soba aldık. Onun dışında hani paket açılımı yapmadım zaten. Bakalım ne alacağız, göreceğiz. Sahneyi de belki inceleriz abi. Hadi bakalım derken ne oldu? Bu ne böyle abi? Sen şaka mısın ya? Para ediyor mu bilmiyorum. 4-4, 1.80 boyunda yüksek yüksek patlayıcı özellikli. Sağ kanat, sol kanat, forvet. 99 hızlanma, çeviklik dengeyi, soğukkanlı top kontrol reaksiyon biraz düşük. Bitiricilikte atak pozisyon şut gücü tarafı da aslında düşük ama bu adam direkt kanat oynar abi. Zaten özellikleri de bayağı iyi. Çok pahalı değildir diye düşünüyorum, evet çok da pahalı değil. Yani iyi bir başlangıç oldu. Hiç böyle bir şey beklemiyordum abi. Bu ne böyle? Bu ne böyle? Şaka falan mı bu? Yani 2 player pick bizi bir önceki videomuza götürdü. Benim başka bir arkadaşım da bir player pick'ten tot saldı. Yani oluyor herhalde, bilmiyorum yani. Bazen gerçekten oyun veriyor abi. Belli olmuyor. Bakacağız ama 20 player pick işimizi görür mü? Göreceğiz. Yani bir tane tot saldık. Bir tane 89 aldık. Bir 86 aldık. Aslında iyi de aldık ama bakalım daha devamı da gelecek. Hadi. Bu arada Balotelli'nin statları sızdırıldı. Bayağı iyi gözüküyor yani gerçekten. Balotelli'nin kartı çok üst seviye gözüküyor. Bakalım o kart geldiğinde ne kadar olacak? Çok pahalı olacak mı? Belki kadrosu izleyecekler. Alabilirsin muhtemelen. Çok pahalı olmaz zaman diyeyim ha. Vallahi bir an şey zannettim. Pop zannettim. Pop inanılmaz bir şey çünkü. Bir an pop zannettim. Yani yandan da böyle sarı saçlı falan, aman aman bizi bir kalbimiz gider abi, burada dayanamayız. Pop bayağı bir iyi çünkü gerçekten inanılmaz iyi pop. Mancini sürekli aynı adamlar gelmesin ama artık. Yani 83 geliyorsa da böyle farklı birileri gelsin hocam. Hadi. Oba Boniface. Yani çok pahalı değildi ama bir 500'ü vardır herhalde. Boniface 200K'ya düşmüş. Boniface'i ilk geldiğinde görmüştüm abi. Boniface'in en büyük artısı ne biliyor musun? 1.93 boyunda bir adamda bir de aerial özelliği var ve kafa vuruşu 99. İsabet de 99 abi. Güç 99. Yani var ya tam orta kafalık forvet. Bak bitiricilik bölümündeki istatistiğe bak, inanılmaz iyi. Hız çok iyi. Çeviklik, denge, dribling, soğukkanlılık, her şey çok iyi abi bak. Yani kesinlikle forvete koymak istediğim bir futbolcu aslında. Muhtemelen bunu deneyeceğiz abi. Bunun için belki video gelir ya. Bu adam için video gelir. Boniface. Boniface severiz ya. Vallahi iyi oldu be. İyi oldu. Yani ağlaman lazım herhalde bir şey alman için ama ağlamakla da olmuyor abi. Oyun keyif vermiyor. Yani paketten keyif alıyorsun zaten. Paketten bugün keyif alma, yarın keyif alıyorsun. Yani paketten keyfini alıyorsun zaten. 2 günde, 3 günde, 1 haftada. Oyun oynuyorsan
Hani grindini yapıyorsan sürekli illa ki oyundan bir şekilde paket açarak keyif alırsın, ama oyunu oynarken keyif almak önemli olan. O da işte her zaman olmuyor. Hani o biraz zor ya. O bayağı bir zor hatta. Yani dün yayını izledim birkaç kişinin. Burak'ın yayını izledim. Ondan sonra The Watch Bright'ı izledim. Erhan'ı izledim. Abi Körbulat herkes şikayetçi yani, çok kötü ya. Adam 40 MS'li oynayan bile şikayetçiyse biz ne yapacağız? Yani onu ben ona üzülüyorum. Yoksa oyundan hani bu paket açma kısmı çok keyifli. Ben hatta oyunu belki bu kadar zaman oynamamın sebebi de bu. Çok aşırı keyifli bir şey. Yani ben çok oyun oynadım ama her oyunda bu kadar paket açmada keyif almıyorsun. Çok farklı bir seviye, gerçekten inanılmaz. Her pakette bir şey çıkartacağım ümidiyle o paketi açmam bile gerçekten ayrı bir şey veriyor sana. Hava veriyor. Gerçekten çok farklı bir tarzı var. Ama işte oyun içindeki o her şeyi yapmak istediğin yapamadığın şeyler var ya, onlar bayağı bir üzüyor. Yani Squad Battle bazıları oynuyor. VL oynamıyorlar, Division oynamıyorlar, Squad Battle oynuyorlar. Hani keyfime bakayım diyor. Ama bilgisayara karşı da yani bir yere kadar, bilmiyorum yani. Onu da sevmiyorum ben. Onu da sevmiyorum yani, bilgisayara karşı oynadım ben. Belli bir yerden sonra abi çözüyorsun bilgisayarın ne olduğunu. Efsaneviye kadar oynuyorsun. Seçkini zaten yenmen çok zor. Genelde seçkini bir gol atıp bug'la falan yeniyorlar. Yani seçkini yenecek kadar iyi oynayamıyoruz zaten. Şeyle bayağı oynadım ama. Efsaneviyle yani bir 2 sene falan efsaneviye karşı oynadım. Hatta bir aralar hatırlayanlar olacaktır. Hem VL hem Squad Battle kasıyordum ben. Squad Battle'da da hep seçkin yapıyorduk. Seçkin 1 falan yapıyorduk. Ama işte o zamanki şeyimiz kalmadı gibi. Bakalım seneye ne olacak bilmiyorum. FIFA oynayacak mıyız? Gerçekten daha o bile merak konusu, biliyor musun? Yani ben şu an böyle devam ederse alma taraftarı değilim. Ben almayı düşünmüyorum aslında. Yani seneye ya hiç olmayacağız burada ya da başka bir şeyle olacağız. Yani eğer bu oyun böyle devam ederse seneye olmak istemiyoruz aslında. Bakalım ama duruma göre. Zaman neyi gösterir? Belli olmaz tabii ki. Toni Kroos Real Madrid'de şampiyon oldu gerçekten. Zaten aslında garanti gibiydi de. Yani sadece bir Barcelona'nın yenilmesine kalmıştı. Yoksa garantiydi. Hani şöyle garantiydi yani, gidip de Real Madrid'in bütün maçları kaybedip de şampiyonluğu vermesi saçma olurdu. Keşke Real Madrid'in maçı Barcelona'nın maçından sonra olsaydı da direkt Real Madrid o maçta daha böyle keyifli oynayıp da kutlasaydı daha güzel olabilirdi aslında, ama maçtan sonra olması da biraz değişik oldu tabii ki. Arda Güler de ilk şampiyonluğunu aldı. Helal olsun. Güzel de oynadı aslında. Güzel de oynadı. O çalım falan inanılmazdı. Birkaç pozisyonunu izledim. Yani maçın özetini izledim ben. Maçı izleyemedim. Dışarıdaydım. Gündüzdü çünkü maç. İnanılmaz oynamış ya gerçekten. Yani kendini gerçekten katıyor iyice şeye. Takıma bayağı adapte olmuş. Hadi abi be. Ve Bellingham da Arda'nın yerine girdi galiba. İnanılmaz oynadı gerçekten. Gene bir forvet gibi, her zaman olduğu gibi. Gene sahnede. Kardeşim maşallah var. İspanya mı o, kendimizi mi? Tabii abi. Geçiyorum. Oyun bitecek. Putellas vermedi daha. Lan oyun bitti oyun. Oyun bitti. Şurada bir Putellas görmedik ya. Paket kalmıyor. Yavaş yavaş azalıyor. Premium karşı oyuncu. Önce satabilirleri böyle açıyoruz. Güzel oluyor aslında satabilirleri önden açmak. Arkasına satılamaları açacağız. Fransa defans. Promo bittikten sonra geliyor Saliba. Promo varken gelmez. Her zaman olduğu gibi Saliba bizi gene unuttun dostum. Abi bu gold geldi mi? Geçiyorum. Haaland mı? Yok. Haaland da gelmediği için üzüldük ya. Haaland'ın gelmesini isterdim. Haaland oyunda en çok oynamak istediğim oyunculardan biriydi zaten. Diğer hesaba çıktı. Biraz da keyfimizi aldık. Oynadık bayağı. Delikt yapma be dostum be. Arkasa Donnarumma'yla geldi. Yani bir 86-2 paketine göre bayağı kötü bir paket. Şurada Bundesliga var. Geliyor hocam o zaman. Bundesliga'dan gold geldi. Geçiyorum hemen. Hemen geçiyorum hiç. Vakit kaybetme. Çok kötü bir paket. Bundesliga için. 3-2-1 gönder gelsin. 84-3. Gene gold. İspanya. Meo.
Valla geçtim ama yani gene beklenen kişi değil. 84 yedileri açacağız o zaman. Hadi bakalım. Kim geliyor? Fransa. Kaleci. Milan. Maignan arkası. Osimhen. Elimizde vardı Osimhen. Şimdi bakalım. 27 oyuncuyu açmayacağım. Takası sonra açılacak. Takası genelde Webapp'tan açıyorum. Daha hızlı oluyor. Abi bir delikti daha yani. Biraz abartıyorsunuz ya. Vallahi. Bugün bir de delikti göreve bastım. 86 çarpı 2 paketi var ya. Ona gittim göreve bastım delikti. Biraz önce delikti ondan geldi. Şimdi bir daha delik geldi. Yani olmadı. Yani bunu da takasa basacağız. Delik de takasa gider. Ama gerçi Bright da var. Yani bir 86-2 daha yapılır gibi. Hazırsak. 3, 2, 1. Gönder gelsin. Hadi bakalım. Gene mi delik lan? İngiltere sağ kanat. Mid. Mid ver. Saka verdi. Yanda Little. Into the middle. Yani 2.86 çok kötü. 86-85 verdik. 86-86 aldık. Biraz garip bir paket açılım oldu. 84-7. Abi hala mı var bu adam ya? Bu adam hala mı var ya? Ne zaman gideceksin sen? Kowalski. Sen Banza ne zaman gideceksin dostum? Ne zaman yani ben anlamıyorum seni. Abi biz bu Banza'dan bıktık ya. Vallahi bıktık yani. 50 kere geldi ya. Gerçekten 50 kere geldi ha. 81-11 gelsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Modric geldi. Kim geliyor arkasına? Tek. Luka. Modric. O da mı kopyaymış be? Yapma be Modric'im be. Lukita Modric. Her yer takas oldu. 83-11. Gene Gold. Arjantin. Kaleci. Bundan yani double hitleri direkt yollarım abi. Bu paketin zaten başlı başına bir hata. 82-11 asla bir daha geldiğinde yapmam abi. 2 tane 84-7 kalmış. Onları da açalım da paketleri bitirelim bari. Şav. Zaten genelde böyle oluyor. Paketlerden çıkınca gelmeye başlıyorsunuz. 95 miydi neydi lan bunun reytingi? Yüksekti abi de reytingi. 96. 3, 2, 1. Gönder gelsin. Biz gönderelim. O gelsin. Siz de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Hadi bakalım. Son paket. Gene Gold. Riyad Mahrez. Tek bir de. Çok güzel. Çok güzel. Sağlık olsun hocam. Sağlık olsun. Aldığımızı aldık. Boniface aldık. Yeter. Daha ne alacağız? Yani 50 tane oyuncu da almayalım zaten. Ama bir forvette Boniface'i nasıl deneyeceğiz? Herhalde Mbappe çıkar. Yani Eusebio'yu çıkarsam Boniface'e kimya gitmez gibime geliyor. Ülke de çok garip çünkü. Bir şekilde yapacağız. Yani olmadı Van Dijk'i çıkartır. Oraya da Yaşin'i koyarız. İkonları arttırır. Öyle kimyalarız diye düşünüyorum. Boniface'le hani video çekmek istiyorum. Bakalım bir eleme videosu çekersek iyi olur diyorum. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.